Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlığınız yerindedir. Bu videomuzda arkadaşlarım 2024 YKS yani üniversite sınavı üzerinde küçük bir değerlendirme yapmak istiyorum. Çünkü zamanımız hızla tükeniyor, sınavımız hızla yaklaşıyor. Yani YKS'ye son 50 gün, 50 günümüz kaldı. Ne durumdayız, çalışmalar ne durumda, kendimizi hangi konumda görüyoruz, ne durumda olmamız gerekiyor, bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Bununla ilgili bir görüş alışverişi yapalım sizinle birlikte. Çünkü biz özellikle AYT'ye, TYT'ye yönelik soru çözüm çalışmaları, kısa tekrar videoları yapıyoruz. Bu sınav süresince, sınav maratonu boyunca arkadaşlarım sizlerin yanınızda olmaya devam ediyoruz. Tabii ki arada bir de görüş alışverişi yapacağız. Sınav yaklaşıyor. Sevgili arkadaşlarım özellikle de AYT edebiyat yani sözel ve eşit ağırlığa yönelik çalışmalarımız var. Pek sayısala yönelik yok ama özellikle de eşit ağırlığa ağırlık olarak sözele yönelik AYT tarih denemelerimiz, coğrafya denemelerimiz zaman zaman geliyor. Soru çözüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugün de bu yaklaşan sınavımızla ilgili küçük sorular soru bunlara cevap aramaya çalışalım. Çünkü bu da çok önemli. Arkadaşlarım son 50 gün yani artık yavaş yavaş bu maratonun sonuna geliyoruz. Muhtemelen yoruldunuz. Çok yıprandınız. Çok çalışıyorsunuz. Aman ha son 50 gün artık ben bıktım, artık ben yoruldum deyip geri adım atmak yok. Bu 50 gün çok önemli. Son 40 gün, son 30 gün, son 20 gün. Yani kısacası maratonu başarıyla tamamlamak istiyorsanız arkadaşlarım son demeden son güne kadar çalışmanızı performansınızı arttırarak, eksiklerinizi gidererek, oluşabilecek moral ve motivasyon eksikliklerinizi tamamlayarak ne yapmak zorundayız sevgili dostum? Bunu başarıya ulaştırmanız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar sizin eğitim hayatınızda gerçekten bu sınav bir dönüm noktası. Önemli bir sınav. Varlık yokluk meselesi değil ama ülke şartlarımız üzerine çok fazla konuşmaya gerek yok. Biliyorsunuz eğitim alanında iyi bir üniversite okumak istiyor. Daha sonra bitirdikten sonra iyi bir işte arkadaşlar çalışmak istiyorsanız iyi bir eğitim almak zorundasınız. İyi bir üniversitede iyi bir bölümü okumak zorundasınız. Dolayısıyla bu önemli. Onun için arkadaşlar şu ana kadar muhtemelen TYT'lerimiz hal olmuş. AYT'ler de hal olmuş ve artık biz şu an teorik kısımdan çok pratik kısma geçtik değil mi? Yani deneme çözüyoruz, soru çözüyoruz. Eksikliklerimiz varsa bunları giderme yoluna gidiyoruz. Yani özellikle sözel derslerde artık bundan sonra seri denemeler, bol soru çözümleri ve eksiklikleri gidererek kar topu arkadaşlar misali başarımızı büyütmemizin tam da zamanı. Son 50'ler, son 40'lar gerçekten önemli. Dolayısıyla siz öyle aylardır çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz, büyük stres altındasınız, kendinizle birlikte aileleriniz stres altında. Dolayısıyla bu işi başarılı, güzellikle halletmek istiyorsak ne yapacağız? Son güne kadar arkadaşlar son güne kadar moralimizi, motivasyonumuzu, çalışma performansımızı hiç düşürmeden ne yapacağız? Sevgili arkadaşlarım devam ettireceğiz. Bu tamamıyla size bağlı. Yani öğretmen, yani dershane, yani aile ağzıyla kuş da tutsa boştur. Çünkü anahtar tamamıyla kapının anahtarı sizde. Siz bu işi başarmak istediğinize karar verdiğiniz an sizin önünüzde hiçbir şey duramaz. Dolayısıyla son güne kadar ne yapıyoruz? Çalışmalarımızı hiç aksatmadan devam ettiriyoruz. Peki sosyal dersler için şu an durumumuz nedir? Yani eksiklerimiz var mı? Netlerimiz ne durumda? Bunları tabii ki görüyorsunuzdur muhtemelen. Arkadaşlar sosyal derslerin panzehiri nedir? Tekrardır. Çünkü bir sayısal ders gibi değil. Tarih, coğrafya, din kültürü bu dersler sürekli tekrarı gerektiriyor. Bol soru çözmenizi gerektiriyor. Ama dikkatinizi çekmem gereken bir nokta daha var. Özellikle bu sözel derslerde arkadaşlar din kültürü ve tarih dersinde bolca bolca kavram çalışmanızı yapmanızı istiyorum. Kavramlar üzerinde durmanızı, kavram gerekirse kendiniz için bir kavramlar defteri oluşturup bunları halletmeniz gerekiyor. Çünkü ÖSYM özellikle sorularda son zamanlarda hem tarih dersinde hem din kültüründe aynı zamanda felsefede de nedir arkadaşlar? Kavramlarla karşımıza geliyor. Kavram sorularını soruyor. Dolayısıyla bunlara özel önem göstermenizi istiyorum. Mesela bir örnek vermek gerekirse örneğin
Tarih dersinde size direkten tımar kavramını sorabilir, tımar sistemini sorabilir diyelim. Bunu bilmeniz gerekiyor. Soruda tımar sistemini bilmeyen bir öğrenci soruyu ne yapamaz, çözemez. Yine din kültürü yine aynı şekilde. Felsefe bol kitap okumanızı arkadaşlar hızla ve arkadaşlar okuduğunuzu anlama becerinizi geliştirmeyi ölçüyor. Dolayısıyla kitap okuma becerisini diri tutan öğrenciler bu derste bir adım daha önde diyebilirim. Peki coğrafya için ne gerekiyor? Arkadaşlar coğrafya hem kavram ama aynı zamanda harita okuma becerinizi ÖSYM son zamanlarda çokça soruyla ölçmeye çalışıyor. Dolayısıyla coğrafyada bizim dikkat etmemiz gereken olaylar arasında neden sonuç ilişkisini kurup özellikle sahip olduğumuz bilgileri ne yapmamız? Haritalar üzerinde kullanma becerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Aldığımız gibi Türkiye ve dünya haritasını bilmemiz lazım. Yani ülkeleri, kıtaları, okyanusları, işte kanalları, arkadaşlar geçitleri, dağları. Dolayısıyla sürekli bir dünya haritası, özellikle fiziki ve Türkiye haritası başucunuzda, hemen masanızda bulunsun, karşınızda ve sürekli bir ne yapın arkadaşlar? Gözden geçirin. Sürekli bir ne yapın, bilgilerinizi tazeleyin. Dolayısıyla harita okuma becerinizi geliştirin. Coğrafya özellikle bu coğrafyada çok önemli. Bakın 3 derste kavram. Aslında bütün derslerde yani sözel derslerin tümünde kavramlar dikkat etseniz ön plana çıkıyor. Yani özellikle tarih, din kültürü yani din, felsefede okuma becerisi, coğrafyada ise arkadaşlarım ne? Harita okuma becerisini geliştirmeniz gerekiyor ki bu sınavda başarılı olabilirsiniz. Ama en önemlisi sistematik, düzenli, hiç ara vermeden düzenli tekrar. Sözel'in panzehiri neydi? Yani daha doğrusu en önemli önlem arkadaşlarım, unutmaya karşı en önemli önlem, unutmak istemiyorsanız arkadaşlar düzenli tekrarlar yapacaksınız. Başka hiçbir şansı yok. Hem tarih hem coğrafyayı, aynı zamanda hem din kültürünü hem felsefeyi, bütün dersleri düzenli şeklinde tekrarlayacaksınız ki unutmayasınız. Yoksa maalesef tarih nankör bir derste, coğrafya diğeri yani unutmaya meyilli. Dolayısıyla unutmak istemiyorsanız ne yapacağız sevgili arkadaşlarım? Düzenli tekrarlarımızı yapacağız. Düzenli tekrarlarımızın yanında özellikle son biz bir şeye girdik arkadaşlar. Kulvara bol bol soru çözmemiz lazım. Bol bol deneme çözmemiz lazım. Sevgili arkadaşlar özellikle yanlış yaptığınız bütün soruların analizini yaparak o yanlışı bir daha yapmamaya özen göstermeniz lazım. Yoksa soru çözmemizin, deneme çözmemizin, çalışma yapmamızın hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü bizim bütün çalışmamızın esprisi ne arkadaşlar? Soru çözmemizin, deneme çözmemizin yanlışlarımızı azaltıp doğrularımızı arttırma, değil mi? Dolayısıyla bunu yaptığınız zaman o zaman göreceksiniz ki netleriniz artacak. Bazıları soruyor. Öğretmenim, hocam netlerim ben ne kadar çalışsam artmıyor. Artmıyor. Niye? Çünkü deneme çözüyorsun, bir kenara atıyorsun. Soru çözüyorsun, bir kenara atıyorsun. Hiç analizini yapmıyorsun. Geçmiş soruları değerlendirmiyorsun. Kavramlara öncelik vermiyorsun. Harita bilgini geliştirmiyorsun. Nasıl netlerin artacak? Artmaz. Yani bol soru çözmüyorsun. Bol farklı soru şekilleri görmüyorsun. Bir defa diyorsun ki şunu okudum, ters çözeyim, haydi netlerim yer artsın. Artmaz. Bütün sen elinden geleni yap, gerisi artık nasip kısmet işi. Hepinize sevgiler, selamlar gençler. Zamanımız dediğim şekilde hızlı geçiyor. Bu son kulvarda kesinlikle yarışı bırakmıyoruz. Son güne kadar çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eminim başaracaksınız. Başarının anahtarı sizde. Hepinize sevgiler, selamlar. Bir dahaki çalışmada görüşmek dileğiyle. Beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza kanalı önermeyi unutmuyorsunuz. Şimdiden başarılar, sevgiler, selamlar.